Bakın değerli arkadaşlar. Söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Eğer bir siyasi iktidar darbeden şikayetçiyse, darbecilerin tamamını yargılamak, gerçek darbecileri yargının önüne çıkarmak ve failleri bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarmak durumundadır. Eğer bunu yapmıyorsa, darbecinin kendisi zaten odur. Yapmıyorsa. Bakın, en önemli iki aktörü var değil mi bu darbe? Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı. Eski Genelkurmay Başkanları geliyor. Eski MİT Müsteşarları geliyor. Bunlar gelmiyorlar. Niçin? İktidar izin vermiyor. Şimdi ben bu iktidarın bu darbeyi bağımsız ve tarafsız soruşturacağına ben inanayım mı? Ben kontrollü darbe deyince kızıyorlar. Vay efendim nasıl olur diyorlar. Karanlık noktalar bir değil iki değil. Dünya kadar. Dünya kadar. Bunların hepsinin ortaya çıkması lazım. Siz Bankasya'nın önünden geçen adamı hapse atacaksınız. Bankasya'nın yönetiminde görev alan birisini hapisten çıkaracaksınız. İyi de o vatandaşın günahı ne? Ne günahı var onun? Parası yok onun için. Arkası yok onun için. Adamı yok onun için. Asıl çağrılıp dinlenilmesi gereken kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iki genel başkanı. Binali Yıldırım ve Recep Tayyip Erdoğan gelip bilgi vermeleri lazım. Nasıl bilgi vermezler? Asıl suçlular, asıl failler hala yakalanmış değil. Asıl failler yani bu işin siyasi ayağı henüz ortaya çıkmış değil. Arkasını bırakmayacağız. Sonuna kadar götüreceğiz bunu. 249 şehidimiz var. 249 şehidin kanını yerde bıraktılar. O kanı yerde bırakmamaya söz verdik. Sözümüzün arkasında duracağız. Gerçek birdir. Acı olabilir ama ortaya çıkarılması lazım. Türkiye'nin bir daha darbe olayıyla karşılaşmaması için. Darbeyi kapatırsanız bu olmaz. Allah'ın bir lütfudur deniyordu. Aynı menzile gidiyorlardı. Ne demektir bu? Bir ipte iki cambaz oynadılar. Birisi diğerini tasfiye etti. Diğeri yoluna devam ediyor. Neyle? 15 Temmuz'u fırsat bilip karşı darbeyle. Şu anda Türkiye bir karşı darbe yaşamıştır ve yaşamaya devam ediyor. 159 gazeteci hapiste. Muhalif hiç kimseye izin vermiyorlar. Kafasını kaldıranları ya devletten atıyorlar ya işine son veriyorlar. Mal varlığına el koyuyorlar. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Demokrasi ve anayasa tamamen askıya alınmıştır. Gayrimeşru bir anayasayla Türkiye yönetilmektedir. Bu anayasa mühürsüz anayasadır. Bu anayasa bu toplumun, bu halkın, bu milletin anayasası değildir. Bu bir partinin anayasasıdır. Bir devlet partisinin. Devletin bütün kurumları karşı darbe için organize edilmiştir. Bir darbe kurumu olan YÖK darbecilerin emrine verilmiştir. Dolayısıyla tıpkı Yüksek Seçim Kurulu'nda olduğu gibi yargının bütün aşamalarına parti militanları atanmaktadır. Ama bütün bunlara karşı onurumuzla, gururumuzla direneceğiz. Direnmek bizim boynumuzun borcudur. Bu nasıl bir darbe ve nasıl bir araştırma? FETÖ'cü diye baklavacı buldun kardeşim. Çikolatacı buldun. Sanayici buldun. Börekçi buldun. İnşaatçı buldun. Hakim buldun. Kaymakam buldun. Vali buldun. Paşa buldun. Er buldun. Askeri öğrenci buldun. Ama bir tane siyasetçi yok. Nasıl olur bu? Nasıl olur bu? Ayarını bozdukları kantar hiç kimse endişe etmesin. Gün gelecek onları da tartacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.